Canlı demek daha ziyade hareket eden, yer değiştiren oradan oraya, oradan oraya. Debelenen, nasıl derseniz. Bunlar yeryüzü karasında bolca gözüken tür ve çeşitte nice, envai çeşit örnekleri var. Dabbe. Bütün türevleriyle deyince 18 yerde geçmiş. İlki Bakara suresi 164. ayette, bunu geçen ders okuduk bu ayeti, göklerin yerin yaratılışında, geceyle gündüzün döngüsünde, ayrışmasında, deniz üzerindeki vel fulkilleti tecri fil bahar, o devasa gemilerin yüzmesinde, tabi bunlar bimâ yenfe'un nâse, insanlara fayda sağlayacak şekilde denizden getirdikleriyle birlikte düşünürseniz nimetin büyüklüğü anlaşılır. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّاءٍ, Allah'ın gökten indirdiği suda, فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, böylece ölümünden sonra karayı diriltmesinde, وَبَثَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ, ve orada yaydığı her türlü canlıda, وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, rüzgarların dönüştürülüp, sürülüp güdülmesinde, kontrol edilmesinde, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ, yerle gök arasındaki Allah Azze ve Celle'nin canlılığın hizmetine sunduğu o bulutlarda, bunların hepsinde لَاَيَاتٍ, ayetler vardır. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, akleden kavim için ayetler vardır. Mucize isteyenler. Allah Azze ve Celle kendi ayetlerine yönlendiriyor onları. Eğer bunun ilmini yapacak olurlarsa, ki bu gözleme dayalı incelemeye, topladığı veriler üzerine de düşünmeye, akletmeye dayalı, insan buradan sonuç çıkarmaya potansiyel olarak hazır yaratılmış. Zaten varlığın anlamı bu. Yaratıcının gücünü tanısın, yaratıcının büyüklüğünü, ona olan şefkatini, ona olan verdiği değeri, bunların hepsini Allah Azze ve Celle'nin ayetleri üzerinden okuyabilsin diye. Zaten temel sorumluluğu da bu olduğu için, bunu ıskalayıp sadece yeme yediğiyle içtiğiyle hayatını doldurup kalması onu hayvanlar düzeyine düşürüyor. O yüzden Allah Azze ve Celle onu kendi ayetlerine sevk ediyor. Bu ayetlerime yönelen kimseler Allah Azze ve Celle'nin o müşriklerin talebede durduğu mucizeleri zaten yaratacak kudrette olduğunu göreceklerdir. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنَزِّلَ اَيَةً وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, bizim bir önceki ayetimiz. De ki Allah Azze ve Celle ayet indirmeye muktedirdir, fakat onların çoğu ilim yapmıyor. İlim yapmadığı için de muktedir olduğunu görmekten uzak. Bakara suresi 164. ayet böyle. Enam suresi 38 bizim ayetimiz. Enfal suresi اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ, bu kez çoğul, dabbe kelimesinin çoğulu. Allah Azze ve Celle onun çoğulu üzerinden demiş ki, yeri eşeleyen veya yerde debelenen canlıların en kötüsü indallahi, Allah katında kimlermiş? Bunca canlılık var hayat içerisinde, kara üzerinde, biz de onlardan bir tanesiyiz. Onlar içerisinde en kötüsünü tarif ediyor Allah Azze ve Celle. En kötüsü es-summu el-bukmu ellezine la yaqilun. Es-sum yani sağır olan, el-bukm yani dilsiz olan ve ellezine la yaqilun, akletmeyenler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizi içinde bulunduğumuz canlılığın da bir parçası olarak ele alıp bize mesaj gönderiyor. Demek istiyor ki orada bütün canlılar var ya, onlar içerisinde bütün hepsi de dahil olmak üzere kulak vermeyen, diliyle hakkı söylemeyen, dolayısıyla birine sağır birine lal demiş ve akletmeyeni, bundan daha beteri yok, bundan daha kötüsü yok. Eğer demek ki insan sağır gibi davranıp hakka karşı kulak vermeksizin yaşıyorsa, bu tercih, böyle bir tercih sürdürüyorsa,
Allah Azze ve Celle'nin buna rağmen ona öğrettiği hakkı ikrar etmekten, dile getirmekten imtina ediyor, adeta bir dilsiz gibi davranıyorsa ve tüm bunların yanı sıra öğrendiği ayetler üzerinden akledip hakkı değerlendireceğine, gerçeğin peşine düşeceğine, akletmekten de imtina ediyorsa bundan daha beteri yok. Bu sivrisinekten de kötü, fareden de kötü, haşeratın hepsinden, hamam böceğinden, hangisini edna görüyorsanız, hiçbiri bunların kötü değil ama insan belli bir tiksinmeyle bazılarını daha düşük görüyor. En düşük olanını düşünün, ondan bile Allah katında daha kötü, daha çirkef, daha değersiz. Burada eddevab kelimesi insan ile mukayese için örneklenmiş. Bizimle Cenab-ı Hak mukayese ederekten kullanıyor bu kelimeyi burada. Enfal 22. Enfal 55'te de benzer bir ifade var. İnne şerra devabbi'in, bu kez yine Allah katında canlar içerisinde en kötüsü, en şirreti ellezine kafaru, gerçeği yok sayanlar. Başta Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar edip onu yokmuşçasına bir yaşam tesis edenler. Fahum la yu'minun, bunlar iman etmeyen tipler, gerçeğin arayışı içerisinde olmayan, emniyete doğru, esenliğe doğru, ki ancak bu gerçekle, hak ile sağlanabilir. Buraya doğru yol almak istemeyen, özellikle yolunu, istikametini hakkı yok saymaya, hakkı görmezden gelmeye uyarlamış kimseler. Bunlardan daha beter yok. Bizim okuduğumuz ayetin, demin okuduğumuzun bir başka versiyonu bu. Hud suresinde de dabbe kelimesi geçiyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ, bu demin okuduğum ayet. Hiçbir dabbe yok ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Onun istikrar kıldığı döneminde, ortadan kaybolduğu zamanı da Allah Azze ve Celle bilir. Bunların hepsi, yani düşünün o canlıların irili ufaklı hepsinin yaşam alanı, aralığı, sonu hepsi o kitapta mevcut. Kullun fi kitabin mubin. Bu bizim ayetimizdeki kitap. Hud suresi 56. ayet. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ben Allah'a güvendim, ona tevekkül ettim. Benim de Rabbim aslında o, sizin de Rabbiniz o. Dolayısıyla siz de tevekkül edin demeye getiriyor. Sonra da diyor ki, مَا مِنْ دَابَّتٍ, bırakın sizi, hiçbir canlı yok ki, اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا, Rabbim onu perçeminden kavramış olmasın. Dolayısıyla sen onu tanımıyor, kendi başına buyruk yaşamaya kalkıyormuş gibi yapıyorsun ya, bu sadece senin kendi başına kurduğun bir hayal. Aslı astarı yok bunun. Senin de perçemin Allah Azze ve Celle tarafından kavranmış durumda. Kendini ondan azat edecek hiçbir aracın, hiçbir yolun, hiçbir çıkarın yok. Sen onun yarattığı bir varlıksın ve onun yaratmasıyla, yaşatmasıyla, hali hazırda canlılık vermesiyle hayatını sürdürüyorsun. Dolayısıyla onu yok sayarak kendi başına buyruk, bağımsız olabileceğini sanıyorsan bu mümkün değil. Böyle bir şey yok. Çünkü bütün varlık ona itimat ederek ayakta duruyor. El-Kayyum olan Allah Azze ve Celle. Bütün varlık ihtiyaçlarını ondan sağlayarak yaşamını sürdürüyor. Es-Samed olan Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla hepimiz öylesine göbekten bağlıyız ki ona. Bizde bu göbekten bağlı olarak ifade ediliyor. Bütün her şey oradan geldiği için bebek açısından. Dolayısıyla full kontrolü biz öyle ifade etmişiz. Ayetteki karşılığı bunun perçeminden kavramış. Kaçacağı bir yer yok onun. İleyna turcaun. Bize döndürülmektesiniz diyor Allah Azze ve Celle. Onun yaşattığı, yarattığı yaşam alanında onun sağladığı rızıklarla yiyip içip hayatımızı sürdürüyoruz. Onun sağladığı hava ile, onun sağladığı oksijenle vesaire. Burada yanılmıyorsam Hazreti Hud Aleyhisselam diyor ki ben ona güvendim. Aslında o sizin de Rabbiniz. Bırakın sizi bizi, şu gördüğünüz pir böcek, börtü böcek her türlüsü bile Allah Azze ve Celle'nin sayesinde yaşamda kalıyor. Onun her gün onları rızıklandırmasıyla, hayat vermesiyle. İlla huve ahidun binasiyetiha. Dolayısıyla gerçeği görüp Allah Azze ve Celle'ye güvenmek, teslim olmak, ona saygı duymak varken onu yok saymak ama yine aynı gerçeğin içerisinde kalmak. Bu ne kadar ironik bir durum. Yani siz sadece yok sayıyorsunuz ama yine her şeyinizde ona bağlısınız. Bizim hayatımızda gidip bir adamı beğenmezsen kapıyı vurur çıkar gidersin. Başka yerde ararsın geleceğini, başka yerde ararsın ihtiyacını, her ne ise.
Ama onunla ilişkini bir şekilde koparabilirsin. Allah Azze ve Celle olan ilişkimizde böyle bir şansımız yok. Dolayısıyla yok sayıyorum hikayesi, tanımıyorum meselesi beyhude bir şey. O seni bütün varlığınla ihata etmiş durumda. Kaçacağın hiçbir yer yok. Onu aciz bırakıp, onu sana yetişemez, sana kavuşamaz, bırakamazsın, onu aciz bırakamazsın. Dolayısıyla İllâ huve âhidun bi nâsiyetiyâ. Hud aleyhisselam onlara çok makul bir şey söylüyor. Allah Azze ve Celle'nin kuşatımı altındasınız. Varlığınız onun sayesinde. Ona saygıyla yönelmeniz sizin menfaatinize. Onu görmezden gelmeniz sizi ondan azade kılmıyor. Bu gerçeği lütfen görün. İnne Rabbi alâ sıratın müstakim. Rabbim bu denli kavramış iken bile, bu denli biz ona mahkum iken bile Allah Azze ve Celle düzgün bir yol tutuyor. Yani kullarına karşı adil davranıyor. Eğer dönüp saygı duyacak olursanız size değer veriyor, size yiyecek sağlıyor, size asla zulmetmiyor. Korkulan nedir? Bu denli üzerimizde hükümran olanın zalim olması. Korkunç bir şey olurdu. Ona karşı yardım dilenebileceğimiz herhangi bir merci yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bütün gücü o kontrol ediyor çünkü. Hani erklerin dengesi falan böyle biz ayarlıyoruz ya bir şekilde kimsenin eline mutlak güç geçmesin. Niye mutlak güç geçerse zulmeder diye ona karşı denge unsuru olmayınca. İnsan varlığı böyle. İnsan varlığında eğer mutlak gücü ona verirseniz 1, 2, 3 demeden bakarsınız 5. gün azmış ve şey yapmış, zulmetmeye başlamış. Dolayısıyla da bütün sistemler küçüğünden büyüğüne bir şekilde denetim sahikiyle dengelenmeye çalışılıyor. Allah Azze ve Celle'ye evrene gelince bizim evde korktuğumuz, bizim devlette korktuğumuz, bizim en küçük bir işletmede korktuğumuz şey evrende meğer öyleymiş. Evrende mutlak güç sadece tek bir zatın elinde. Allah Azze ve Celle'nin elinde. Ve onun karşısında ne anayasa mahkemesi var, ne temyizi var. Ona karşı denge unsuru hiç yok. La muakkibe li hukmihi. Onun hükmünü takip edecek hiç kimse yok. Yani takip demek ardı sıra hükmünün yerindeliğini değerlendirecek, tartışacak, ona karşı çıkış yapacak hiç. La muakkibe li hukmi. La yus'elu amma yef'al. Yaptığından asla sual edilemeyen kudret. Dolayısıyla bizim burada tek bir şansımız var. O da bu kudretin Rahman ve Rahim olması. Başka türlüsü olsaydı felaketti bizim açımızdan. Bütün canlılar açısından felaketti. Milyon kere yaratıp milyon kere başımızı ezip azap etseydi sebepsiz yere hiç karşı söyleyecek bir şeyimiz yok. Yapabilecek bir şeyimiz de yok. Varlığıyla kendisi yaratıyor çünkü. Ama Allah Azze ve Celle bize bu korkunç duruma karşılık bize kendisini tanıtırken ilk önce böyle tanıttı. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, o yegane kudret hemen dedi ki Er-Rahman ve Er-Rahim. Kur'an böyle başladı. İlk ayet böyle nüzul etti. Öğrendik ki bütün güç evet yegane bir kudretin elinde ama o son derece müşfik Rahman ve Rahim. Burada Allah Azze ve Celle Hud Aleyhisselam'ın dilinden dedirtiyor ki bütün canlılığın hepsi evet Allah Azze ve Celle'nin avucunun içerisinde ama benim Rabbim dosdoğru bir istikamet üzeredir. İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Dönüp sapmaz zulme, yanlışa sapmaz. Gücü elinde bütünüyle bulunduruyor diye keyfi davranıp hikmetsiz bir şekilde birine zulmetmez, birini zorla dalalete sevk etmez, birini hak etmediği halde cehenneme atmaz. İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Benim Rabbim müstakim bir yol üzeredir. Dolayısıyla siz saygıyla Rabbime dönerseniz size kin tutup dün tanımıyorlardı diye kin besleyip veya beğenmedi diye gıcık kaptı diye böyle nedensiz, sebepsiz, adalete sığmayan böyle bir şey onun hakkında söz konusu değil. Allah Azze ve Celle zatına yöneldi mi diyor ki ve enettevvab. Ben bolca bağışlayan, esirgeyenim. Tevbeleri ben kabul edenim. Dönecek olursa, siz istikamete gelecek, düzelecek olursanız, Allah Azze ve Celle size hiçbir borcu olmadığı halde, hani şöyle bir şey, biz döndük, o da hemen bize döndü. Çünkü ihtiyacı var. Böyle bir şey yok.
hiçbir ihtiyacı yok. Tamamen bizim dönüşümüze karşılık, sevgiyle karşılık veriyor. İşte Allah Azze ve Celle'yi vedud yapan bu. Biz döndüğümüzde düne kadar olanca isyanımıza, olanca saygısızlığımıza rağmen hemencecik bize yüzünü açan, yani rızasını açan Allah Azze ve Celle, ettevvab olan Allah Azze ve Celle oturup düşünüyoruz. Acaba neden hiç düne kadar yaptığımız saygısızlıklardan ötürü hiç şey yapmadı? Hemen biz yönelince, biz ezilince, biz eğilince önünde, biz saygısızlığımızdan ötürü pişmanlık ifade edince hemen o da bağışladı. Hemen düzeldi. Ve buna dair bunu yapması için onu zorlayan hiçbir şey yok. İşte bunun tek karşılığı var. O da Allah Azze ve Celle'nin bize olan sevgisi, bize olan esirgeyişi. Bu Allah Azze ve Celle'yi vedud yapıyor. Ama biz kullar arasındaki ilişkimizde öyle değil. O da bizi şey yapar orada diyoruz. Çünkü şurada, orada da şunun işi bize düşer. Onda bize bir şekilde ihtiyacı var. Hiç en baba oğul, anne o hangisinde bile olsa bakıyorsunuz orada bir insanın bir hesabı olabiliyor. Bütünüyle safiyane sevgiden söz edemiyorsunuz. Bazen anne oğul yani en şey olanlar bile çekişiyorlar. Mücadele ediyorlar, didişiyorlar, mahkemelik oluyorlar. Sonra bakıyorsunuz barışıyorlar. Niye barıştıklarını inceliyorsunuz. Yine oralarda belli şeyleri bulabiliyorsunuz. Ama ne kadar sebepsiz olursa o kadar sevgiye dayalı diyoruz. O kadar şefkate, o kadar göz yaşartıcı oluyor. O kadar duygulandırıyor bizi. Sebepsiz yere olunca, sadece sevgiden ötürü olunca o barışma, o merhamet hissi. Burada Allah Azze ve Celle'dekinde kesinlikle böyledir. Hiçbir biçimde Allah Azze ve Celle bizim saygısızlıklarımızdan sonra dönüşümüzde bize en küçük bir şey yok. Bizden sağlayacağı bir şey yok. Dolayısıyla dönün Cenab-ı Hakk'a diyor Hud Aleyhisselam. Benim Rabbim düzgün bir yol tutmaktadır. Hemen size karşı düne kadar olan saygısızlıklarınıza, onca saygısızlıklarınıza rağmen sizi bağışlar. Gücü mutlak surette elinde tutmasına rağmen hiçbir biçimde size karşı zulüm üzere davranış sergilemez. İnne Rabbi ala sıratin mustakim. Böyle bir Rabbimiz olması veya evrendeki o yegane kudretin böyle biri olması müthiş bir şey. Artık esenlik içerisindeyiz demektir. Güvenlik içerisindeyiz demektir. Birbirimize yaptığımız zarardan gayrı hiçbir tehdit yok demektir. O birbirimize yaptığımız zararı da onun muhasebesinde tekrar karşılığı alınacak demektir. Dolayısıyla son derece güvenli bir ortamdayız. Müsterih olabiliriz. Ayetin girişindeki o tevekkül bütün iliklerimize kadar bizi kuşatabilir, bize huzur verebilir. Hud suresi 56. ayet, Nahl suresi 49. ayet. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa, min dabbetin, dabbe namına. Demek ki dabbeler göklerde de var, yerde de var. Bunların hepsi Allah'a secde ediyormuş. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّتٍ وَالْمَلَائِكَةُ. Melekler de secde ediyor. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Onların hiçbirisi büyüklenmiyorlar. Bize söylüyor Allah Azze ve Celle. Çünkü biz sınav aralığı içerisinde olduğumuz için irademiz var, istersek büyüklenebiliyoruz. Onlar sınav aralığı dışında oldukları için böyle bir keyfiyetleri de yok. Yüce kudretin onlar üzerindeki bütün hakimiyetini yansıtıyor. Evrendeki her şey. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. Sadece canlı olanlar değil, cansız olanlar da. Bulutlar, yıldırımlar vesaire. Allah Azze ve Celle'yi saygıyla anan, onu yücelten, tesbih eden varlıklar. Bize Cenab-ı Hak diyor ki bu muazzam senfoninin içerisinde aykırı bir ses olmayın. Cızırtı gibi böyle her şeye karşı duran ve o cızırtısıyla da hiçbir şeyi aslında bozamayacak olan küçücük bir parazit unsur sadece kendi varlığını hüsrana sürüklüyor. Başka bir şey değil. İstikbar ediyor hele hele. Nahl suresi Allah Azze ve Celle yani bize diyor ki bunların hepsi bana kulluk ediyor, hiçbir istikbar etmiyor. Sen ediyorsun. Bunu yapana söylüyor. Öyle gözüküyor, evet. Yani dabbeyi Allah Azze ve Celle bir grup olarak göklerde ve yerde ne dabbe namına ne varsa
melekleri ayrı zikretti. Bunun artık sebebi nedir bilmiyorum. Belki yaratılış şeyi boyutuyla itibariyle olabilir. Yani dabbe mesela, yer küre üzerindeki dabbeler bildiğimiz kadarıyla topraktan mesela, sudan, değil mi? O cealna minel ma'i kulle şey hay diyor. Belki sınıf olarak farklı. Neyleri bahsetmedi? Cinleri bahsetmedi, evet. Yerde, karada ve göklerde ve yerde ne varsa, dabbe namına ne varsa dedi. Ve melekler dedi. Ve bunlar Allah'a secde ediyor dedi. Ve o cinleri burada zaten bahsedemez. Çünkü cinler de dese hepsi onlar Allah'a secde ediyor. Yaratılış itibariyle dabbenin içinde demek ki o da. Öyle anlaşılıyor. Geneli itibariyle. Mehmet abi bir şey söyleyecektiniz. Ve min eddevabi vel en'ami muhtelifun elvanu. Yani orada da mesela sınıf olarak ayrı şey, başka yani dabbe ana grup, alttaki gruplar da ayrı. Türe geçerse, alt gruplara geçerse tasnif edebilir ama burada çok genel bir ifadeyle bahsediyor. O ayetin de girişinde nas geçiyor zaten. O minen nasi ve davabi vel en'ami muhtelifun elvan. Evet. Kusura bakmayın, o arada başka bir şey düşünüyorduk. Evet. Yani bu biz davabdeyi hareket eden gördük. Bu manaya gelecek başka bir isimlendirme olabilir mi? Özel olarak Cenab-ı Hak bir şey kasıt ederek mi söylemiş olabilir? Davabeyi ben anlamadım soruyu. Mesela yaratıklar diye İşte onu anlamaya çalışıyoruz. Yani kullanım aralığını buradan anlamaya çalışıyoruz. Bizim Türkçe olarak söylediğimiz şey de bir bakıma, yani işte debbeye dubbu, yani eşelemekten, hareket etmekten yola çıkıp canlılığını ifade eden, bitki gibi bir yerde durmayan, bir yerden bir yere intikal eden, ama bunun melekler dediğimiz boyutu yaratılış itibariyle belki apayrı bir sınıftır. Yahut şeyi bakımından da farklılar. Çünkü emri icra eden unsurlar la ya'sunallaha ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Allah'a asi olmaz, emredilen şeyleri yerine getirirler. Yani sistem içerisinde icracı unsurlar gibi onlar. Allah azze ve celle onun emrine karşı senkronize faaliyet içerisinde yerine getiriyorlar. Bunlara nispetle yeryüzündeki canlılar, ağaçlar, ne bileyim taşların yaratılış sınıfı bir bakıma onlardan ayrı ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in genelinde melekleri ayrı zikrediyor. Ama pasif etki altında olanlar ayrı, bir de aktif olanlar ayrı. Mesela pasif bir unsur olarak kendi yaşamı içerisinde hareket eden, kontrol altında, doğru. Ama bir de etkin bir melekleri düşünün. Diğer pasif unsurları yönlendiriyor. Mesela rüzgarı yönlendiriyor. Ondan sonra يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ. Cenab-ı Hakk'ın emriyle ona asi gelmeksizin çok çeşitli noktalarda, mesela insanların vefat ettirilmesi. Biz bu açıdan düşünürseniz pasif durumdayız. Biri bizi ve gelip vefat ettiriyor. Kim? مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ. Sizi vefat ettirmekle görevli olan melek. Dolayısıyla bakın, sistem içerisindeki pozisyonu bizden daha aktif bir durumda. Biz ona göre daha pasif bir noktadayız. Kuşkusuz biz dışında, yani irademiz dışında olan bütün canlılar kontrol altındalar, ama onlar üzerindeki bu kontrolü Cenab-ı Hakk'ın yürüttüğü unsurlar var. Onlar daha bir farklı noktada duruyor. Melekler mesela. Vallahu halaka kulle dabbatin min ma. Allah bütün dabbeyi sudan yarattı. Feminhum, bak bu ayet dabbeyi bize tarif edecek bir bakım. Evet. Kana minel cinni fefesaka an emri rabbih. Gelelim bir gidelim şu dabbenin hepsine bir bakalım. Göklerde yerde dabbe namına ne varsa ve melekler Allah azze ve celle'ye secde ederler.
Ve onlar istikbar etmezler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Nahl suresi 49. ayet. Nahl suresi 61. ayet. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Allah insanları zulümlerinden ötürü muahaze etse, sorumlu tutsa, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ Onun üzerinde herhangi bir dabbe bırakmaz. Yani canlılık namına hiçbir şey bırakmaz buyuruyor. Eğer insanların yaptığı zulmü muahaze etse, yani an itibariyle ciddiye alıp sonuçlandırsa, وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Ancak onları adı konulmuş bir zamana öteliyor, geciktiriyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların eceli geldiği vakit, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً Ne bir saat geciktirilirler, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne de öne çekilirler buyuruyor veya öne gelirler. Nahl suresi 61. ayet. Bu ayet insanların bu adı konulmuş zaman içerisinde ki tercih alanı veya o hürriyetlerini sınav maksadıyla yaşayacaklarını, Allah Azze ve Celle yoksa yapacaklarını ciddiye, yani yapacaklarını an itibariyle tolere etmeyecek olsa, aslında yaptıkları şeyler yeryüzündeki bütün hayatiyeti yok edecek düzeyde Cenab-ı Hakk'ın karşılığı nazarında cezayı hak ediyor. Nahl suresi 61. ayet. Bu da o tanınan sürenin hürmetini gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın o süreye nasıl dikkat ettiğini gösteriyor. 61. ayet. Hac suresi 18. ayet. Elem tara ennallaha yescudu lehu. Görmedin mi Allah Azze ve Celle'ye secde ediyor. Men fis semavati. Göklerde kim varsa. Ve men fil ardi. Yerde kim varsa. وَالشَّمْسُ ve güneş, وَالْقَمَرُ ve ay, وَالنُّجُومُ ve yıldızlar, وَالْجِبَالُ ve dağlar, وَالشَّجَرُ ve bitki, ağaç, وَالدَّوَابُ ve devab dediği canlılar, وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Ve insanlardan çoğu. Bu tasnifte Cenab-ı Hak insanı dabbenin dışında tutmuş. Ve insanı deminki yerde siz cin deyince, ben de işte buraya cin gelse onlar da hep secde ediyor gibi gözükecek diye itiraz ediverecektim. Bakınız burada insanı anmak isteyince böyle anlıyor. Demek ki cinleri de burada ancak olsa ve cinleri de kısmen ifade edecek, bütünüyle ifade etmeyecek. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Ve insanlardan birçoğu. Bu da insanların çoğu ifadesinden ayrı. وَكَثِيرٌ النَّاسِ mutlak olurdu. İnsanların çoğu olurdu. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan çoğu. Yani insanların birçoğu gibi. Önce kısmen alıp oradan tekstirde bulunuyor. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Ve insanlardan çokları Allah'a secde ediyor. وَكَثِيرٌ Başkaları da varmış Allah'a secde eden. حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ Üzerine azabın hak olduğu olduklarından da yok burada min falan yok. وَكَثِيرٌ Ve çokları var ki حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ Cümle öncesinden kopmuş ve çoğunun da üzerine azap hak olmuştur buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnsanlara dönüyor. İnsanlardan çoğu da Allah'a secde ediyor. وَكَثِيرٌ Ve çoğu var ki hakka insanların yani حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ Üzerine azap hak olmuştur. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ Bir kimseyi Allah Azze ve Celle alçaltırsa, aşağılarsa فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Artık ona ikramda bulunacak, onu yüceltecek bir kimse yoktur. Dolayısıyla bir rütbe almaya çalışıyorsan Allah Azze ve Celle'den almaya çalış. Eğer ondan alamadınsa وَمَنْ لَمْ يَجَعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah bir kimseye nur sağlamadıysa ona kim nur sağlayacak? Çünkü Allahu نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur bütünüyle ona aittir. Dolayısıyla bu izzet de öyledir. Eğer Cenab-ı Hak'tan bir saygınlık, bir değer kazandı bildiysen kazandın. Kazanamadınsa
فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzet bütünüyle Allah Azze ve Celle'nindir. Dolayısıyla o zaman hiç saygınlığın olmaz. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ Simandan tanınırsın ve ayaklar altına alınırsın. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي Perçemlerden yakalanır. وَالْاَقْدَامِ Ayaklar altına alınırlar. Hiç eşyanın bile sana karşı saygısı olmaz. كَثِيرٌ حَقَّ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفَعْلُ مَا يَشَى Allah dilediğini yapmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ يَفَعْلُ مَا يَشَى İşte Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti hep istikamet üzeredir. Hep hikmet üzeredir. Evet, o ancak dilediğini yapar. Kimse ona baskı uygulamaz. Fakat Allah Azze ve Celle neyi diler diye sorduğumuzda Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakimi diler. Allah Azze ve Celle hidayeti diler, Allah Azze ve Celle hikmeti diler. Doğru olanı, hak olanı, ölçüyü, قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ Zulmü asla Cenab-ı Hak yapmaz. Asla yanlışı, haksızlığı yapmaz. Dolayısıyla bu ayet sizin sorunuza güzelce bir cevap teşkil ediyor ki, devabı böylece Cenab-ı Hak insan varlığın haricinde canlılar olarak tarif etmiş. Buradan yola çıkarak bizim girişte özellikle vurguladığımız hareket eden her şey tanımı isabetli değil demek ki. Bu devab şey manasında, hele hele insanla birlikte mukayese edildiği zaman, insanın yanı sıra mukayese edildiği zaman insan dışındaki hayvanları anlatır bir manada kullanılmış. Hac suresi 18. Fakat bu böyle kullanımı var diye bu zaman zaman genellenemiyor anlamına gelmez. Genellenebilir de, yani insanı içine alacak şekilde genel olarak da kullanılabilir. Hele hele insan varlığının zikredilmediği çok mutlak bir ifade içerisinde ise diye düşünüyorum. Allahu alem, olmayabilir de. Orada da hala içinde yani orada da hala içinde olmayabilir. Şöyle ki Cenab-ı Hak hayvanlar üzerinden bunu ifade edip mesajı bize veriyor olabilir. Yani orada da illa biz içerisinde gözüküyoruz demek Allah-u Alem ki çok iddialı olabilir. Bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil müminin.